26 Aralık 2020'de, yani tam bir yıl önce bugün, 80'ler Sokağı'nın Elazığ'da yapılacağını ve TRT1 ekranlarında yayınlanan 80'ler dizisinin bir bölümünün yapılan o sokakta çekileceğini ekranlarınıza getirmiştik. Son dönemde Elazığlıları en çok heyecanlandıran çalışmalardan biri Güney Çevre Yolu üzerinde yapılan 80'ler Sokağı olmuştu. 1980'li yılların mimarisine uygun olarak yapılan sokak adeta ziyaretçi akınına uğramış. Öyle ki çevre illerden bile vatandaşlar sırf bu sokağı görmek için ziyarete gelmişti. Ziyarette vatandaşlar adeta o yıllara geri dönmüştü. Reklam filminin çekimi içinde 1980'li yıllara uygun yapılan 80'ler Sokağı'nın son hali görenleri üzdü. Yapıldığı ilk günlerde oldukça ilgi gören sokak şimdilerde tanınmaz hale geldi. Yapıldığı ilk günden beri sokağın ne olacağı konuşulurken 80'ler Sokağı'nın geldiği son durum görenleri hayal kırıklığına uğrattı. Daha önce de gelmiştik tabii, hatta çekim falan da yaptık biz burada. Ama şimdi gelip tekrar diğer görmeyen arkadaşlarımızla birlikte gelmeye çalıştık, görelim dedik hep beraber. Bu durumu görünce çok üzüldük ya, hiç beklemiyorduk. Yani güzel bir şey bırakmaya çalışmışlar Elazığ için ama onu bile mahvetmişler. Yani normal böyle şey olması. Zarar vermeye bayılırlar. İlk defa ben de gördüm, şok oldum yani camlara böyle zarar vermeleri. TOKİ destekleriyle yapılan bu sokakta TOKİ bir reklam filmi çekmiş. Çekimler tamamlandıktan sonra da sokağın ne olacağı merak konusu haline gelmişti. Sokağın değerlendirilmesi için çeşitli fikirler ortaya atılsa da sokak şu an tinercilerin yuvası haline geldi. Sokağın ilk gün ile son halini gören ziyaretçiler şaşkınlığını gizleyemedi. Önce geldiğimizde bildiğiniz film sahnesinde bir kesitti yani burası. Biz de çok hatta mutlu olmuştuk. Çocuklarla birlikte burada saklanmaç bile oynadık. Yani eskilere yad ettik, öyle diyeyim. Ama şimdi geldiğimizde tekrar aynı şeyleri yaşayalım dedik. Yani eğlenelim falan dedik. Diğer arkadaşlarımıza getirdik ama bunu görünce şaşırdık yani. Hiç beklemiyorduk açıkçası. Ben ilk geldiğim zaman bayağı bir açıldığı zaman gelmiştik. Düzenliydi de şimdi bayağı bir terk edilmiş sokak gibi. Yani camlardan ne istemişler onu da anlamış değiliz. Camı, penceresi, kapısı kırılan ve bina içleri tahrip edilen sokak, bölge sakinlerinin iddiasına göre tinercilerin yuvası oldu. Vatandaşlar sokağa sahip çıkılarak değerlendirilmesini talep ediyor.